Bugün gençlerin işsizlik sorununa değineceğiz. Fakat bunun temel sebeplerinden biri olan ve son derece haklı olarak milyonlarca gencin merak ettiği bir şey daha var. 128 milyon dolar nerede? 2 günden bu yana İstanbul'da ve diğer illerimizde gerçekleşen bir pankart operasyonu var. Ne yazık ki ilçe başkanlıklarımıza asılan pankartlar savcılık talimatıyla alıştığımız üzere hukuksuzca toplanmaya ve ilçe başkanlıklarımızdan indirilmeye çalışılıyor. Bizler anayasal hakkımızı kullanarak sadece bir soru soruyoruz. Diyoruz ki bu paralara ne oldu? Bu soruyu sormak kimleri, neden bu kadar rahatsız ediyor? 2 günden bu yana gençlerimiz ve parti yöneticilerimiz ifade özgürlüğü ve siyaset yapma özgürlüğü engellenerek pankart astıkları için ifadeye çağrılıyor. Buna karşı tüm ilçelerimize pankart nöbetlerimiz devam edecek ve toplatılan pankartlarımız tekrardan asılacaktır. Cevaplayamadığınız soruları sansürleyerek engelleyemeyeceksiniz. Bizler de bu hukuksuz talimatlara karşı gereken suç duyurusunu gerçekleştirip sormaya da devam edeceğiz. İstanbul Gençlik Kolları olarak uzun zamandır genç gruplarla bir araya gelmekte ve onlarla çeşitli sohbetler ederek sorun tespitleri üzerinden politikalarımızı ortaya koymaktayız. Bilindiği üzere son dönemde gençlerin en büyük problemi işsizlik, güvencesizlik, adalet ve özgürlük. Pandemi ile birlikte işsizlik ve güvencesizlik konularında korkunç bir patlama yaşanmış ve gençlerin sorunları toplum içerisinde var olma kaygılarını geçip temel ihtiyaçları karşılama ve hayatlarını idame ettirme noktasına kadar gelmiştir. Bu süreçte açıklanan reformlar ise krizlerin faturasını gençliğe yıkmıştır. İstihdam problemlerinin bu kadar arttığı dönemde gençler iş bulsalar bile çok düşük maaşlarla çalışıyor ve çalışma koşulları sebebiyle dinlenme hakları da ellerinden alınıyor. Gençler için yeterli istihdam alanı oluşturamadığı gibi iş bulan gençler de uğradıkları mobbing ve baskılara karşı seslerini duyurabilecek bir sistem ya da güvence bulamadığı için yalnızlaşıyor. Bugün girişimlerin ya da üretmenin değil sadece iş bulmanın başarı sayıldığı bir dönem yaşıyor gençlik. Bir diğer noktada şu an ülkemizde ciddi bir sayıda olan işsiz gençler yetenekleriyle, liyakatleriyle iyi bir yerlere geleceklerine, iyi bir maaşa ve sosyal hakka sahip olacakları noktasına inançlarını yitirmiş, umutlarını kaybetmiş durumdalar. İş bulurken liyakat değil, akraba ve tanıdıklarının faydalı olabileceği düşüncesi artmış durumda. Kayırmacılık algısı gençlerin iş yaşamına dair ne yazık ki çok önemli bir yere sahip olmuş durumda. Sosyal sermaye diyebileceğimiz bu ilişki ağına sahip olmayan gençlerde ise bu tabii ki stres ve yalnızlaşmaya sebep oluyor. Biz gençler olarak tüm genç gruplarıyla bir araya gelip makro ve mikro ölçekte sorunlara karşı çözümlerimizi paylaşmaya ve tespit etmeye, yan yana gelip mücadele etmeye devam edeceğiz. İlk seçimden sonra ülkemiz gençlerin gitmek, ayrılmak istediği bir ülke olmayacak, kartında para kalmadığı için intihar eden, gelecek kaygısı yüzünden canına kıyan gençlerin olmadığı bir ülkede bir araya geleceğiz. Güzel günlerin gelişini hep birlikte sağlayıp hep birlikte kutlayacağız. Unutulacak günlerimiz ve yaşanacak günlerimiz var. Yaşayacağız. Değerli basın emekçileri, öncelikle tüm hukuksuz baskılara rağmen İstanbul'da günlerdir 128 milyar dolar nerede sorusunu soran herkese teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Demokratik ülkelerde halkın iktidarlara soru sormak ve denetlemek gibi anayasal bir hakkı, iktidar sahiplerinin de toplumu doğru verilerle bilgilendirmek gibi bir sorumluluğu vardır. Bu anayasal hakkın ve siyasi sorumluluğun yok sayıldığı günleri yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani toplumun iktidarı denetleme, kendi adına soru sorma görevi verdiği Ana Muhalefet Partisi'nin binalarından günlerdir hukuksuzca ve demokratik koşullarca sayılarak pankartlar toplatılıyor. Bununla ilgili gerekli yasal süreçlerin takipçisi olacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın ama başta 128 milyar dolar nerede sorusu olmak üzere iktidara yöneltilecek hiçbir soruyu sormaktan vazgeçmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Devletin rezervlerinin nereye gittiğini, ne durumda olduğunu sormak istiyoruz ama bugün bir gündemimiz daha var, gençler. Belki de en doğru zamanda bunu konuşacağız. Gençlerin, yani bizlerin geleceğe bakışını oluşturan en önemli endekslerden biri yaşadığımız ülkenin demokratikleşme seviyesi. Bu seviye düştüğünde maalesef gençlerin, yani ürettikleriyle yaşadığı topraklara artı değer kazandıracak bir neslin yurt dışında yaşama isteğinin arttığını görüyoruz. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın geçtiğimiz yıl yayınladığı araştırmasında bu oran %62,5. Pandemi sonrası oranlara baktığımızda özellikle iş arayan gençlerde bu rakamın çok daha yukarıya çıktığını görüyoruz. İş arayan gençler mutsuz, umutsuz. Sadece genç işsizliğin çarpıtılmış rakamlarla bile oranı %27'lere dayanmış vaziyette.
Sorulardan kaçan iktidar, gençlerin bu umutsuzluğu yıkma halinden ve gücünden kaçamayacaktır. Bunu hep birlikte başaracağımız olan inancımla sözü genel başkan yardımcımıza bırakırken 128 milyar doların nerede olduğu sorusunu buradan tekrar yöneltmek istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Değerli basın emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanımız ve İstanbul İl Örgütümüzün kıymetli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımız ve genç arkadaşlarımız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında ve İstanbul'un 39 ilçesinde sorduğumuz soruyu yineleyerek başlamak istiyorum. 128 milyar dolar nerede? Bu soruyu aylardır soruyoruz. Bu soruyu yalnızca biz sormuyoruz. Bu soruyu esnaf, işçi, emekçi, işsiz, çiftçi soruyor. İşsiz, güvencesiz, özgürlüğü elinden alınan ve hayat pahalılığı karşısında yapayalnız bırakılmış olan gençlik soruyor. CHP İstanbul Gençlik Kollarımız 27 Ocak tarihinde Berat Albayrak nerede ve 128 milyar dolar nerede diye sordukları için genç arkadaşlarımız gözaltına alındılar. İzmir Gençlik Kollarımız 9 Şubat 2021 tarihinde 128 milyar dolar nerede konulu bir afiş çalışması yaptıkları için haklarında adli işlem başlatıldı. Bugün itibariyle Türkiye'nin birçok yerinde ve İstanbul'un 39 ilçesinde afişlerimiz hukuksuzca sökülmektedir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylardır yönelttiği bu soruya iktidar kanadından cevap gelmedi mi? Bazı cevaplar geldi. Biri dedi ki 128 milyar dolar kasada. Öbürü 128 milyar dolar zaten kasada hiç olmadı dedi. Bir diğeri de özel ve tüzel kişilere satıldı, yurt dışına çıkarıldı dedi. Bu ülkenin gençleri işsizken, çalışanları güvenceden yoksunken, Türkiye'de gençlerin işsizlik problemini tamamen çözebilecek olan bir paradan bahsediyoruz. Bu derece yüksek olan bir meblağın nereye gittiğini merak ediyoruz. Tekrar soruyoruz, 128 milyar dolar nerede? Değerli arkadaşlar, sizlerle bazı güncel rakamları paylaşmak istiyorum genç işsizliği ile ilgili. TÜİK'in en son verilerine göre 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı %25.3. İstihdam oranı yine aynı yaş grubunda %29.2. İş gücüne katılma oranı yalnızca %39.1. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı ise %28.3. Genç İşsizler Platformu'nun verilerine göre iş bulma ümidini yitiren, son 4 haftada iş başvurusu yapmasa da önceki başvurularından cevap bekleyen ya da yalnızca mevsimlik çalışanların eklenmesiyle 15-24 yaş grubundaki geniş tanımlı işsizlik %40.5'i bulmuş durumda. 15-34 yaş arasında TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı işsizlik rakamlarına göre genç işsiz sayısı 2.429.000'ken aynı yaş grubunda geniş tanımlı genç işsiz sayısı 4.607.000'e kadar çıkmaktadır. SODEV'in gençlik araştırmasında imkanım olsa yurt dışında çalışmak isterim, yaşamak isterim diyen gençlerin oranı %62.5. Aynı araştırmaya göre gençlerin %79.3'ü bir genç yetenekli de olsa torpili olan onun önüne geçer diyor. İstanbul özelinde bu rakamlar yine çok vahim. İstanbul İstatistik Ofisi'nin ne eğitimde ne istihdamda olan gençler konulu son araştırmasına göre ne eğitimde ne istihdamda olan 18-24 yaş grubundaki gençlerin %75.5'i yurt dışında çalışmak istiyor. Gençlerin %86.3'ü bir tanıdığı olmadan Türkiye'de iş bulmanın çok zor olduğunu söylüyor. İstanbul İstatistik Ofisi'nin son verilerle İstanbul Ekonomisi Araştırması'na göre pandemi döneminde İstanbul'da 20-24 yaş grubunun işsizlik oranı %30.8'e yükseldi. Aynı rakamlar aynı yaş grubu için 2018'de
%21.8'di. Yani 2018'de %21.8 olan bu oran bugün yine 20-24 yaş grubunda %30.8'e yükselmiş durumda. Değerli arkadaşlar, Kasım ayından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Gençlik Politikaları Platformu olarak sayısı 800'ü aşan gençle bir araya geldik, birebir görüşmeler yaptık. Gençlerle gerçekleştirdiğimiz ve gençlerin sorunlarını çözüm önerileriyle birlikte her hafta raporlayarak tartıştığımız Hep Birlikte isimli projemizle beraber birçok sorunu detaylarıyla inceleme fırsatı bulduk. Bu çalışmalarımızın sonucunda çok açıkça görüyoruz ki gençlerin bir numaralı sorunu işsizlik ve güvencesizlik. Biraz önce verdiğim rakamlar yalnızca birer rakam değil. Tek adam hükümeti rakamlarla oynayarak, gençlerin geleceğini çalarak bu tabloyu rakamlardan ibaret görüyor olabilir. Biz öyle görmüyoruz. Bir arkadaşımız şunları söylüyor. 25 yaşındayım, Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Pandemiden sonra ev arkadaşım işsiz kaldı. Ben kirayı ödeyemedim. O yüzden işten ayrıldım. Evimi kapatıp memleketime dönmek zorunda kaldım. Hala işsizim. Bana yıllarca harçlık veren babaanneme bir teşekkür yemeği bile ısmarlayamadım. Daha da kötüsü, ondan hala harçlık almaya devam ediyorum diyor arkadaşımız. Diyor ki utanıyorum ama biliyorum ki utanması gereken de ben değilim. Başka bir arkadaşımız diyor ki Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Annem ev hanımı, babam pazar esnafı. Geçinemiyoruz. Geleceğimi planlamak yerine okulum da zaten pandemiden dolayı kapalı. Pazarda çalışıyorum. Buna rağmen hala geçim sıkıntısı yaşıyoruz diyor. Bir genç arkadaşımız daha şunu söylüyor. Ben maddi zorluklar içinde büyüdüm. Ailem benim okumam için büyük fedakarlıklar yaptı. KYK'dan kredi aldım. Mühendis olmama rağmen asgari ücretle bile iş bulamıyorum. Artık mesleğimi yapabileceğime inanmıyorum. KYK borçlarım faiziyle birikti. Ödemem mümkün değil. Hayata borçlu başladım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yine ev ziyaretlerimiz sırasında karşılaştığımız bir genç anne diyor ki, 3 çocuğum var. Pandemi nedeniyle okullar kapalı. Çocuklarım arasında tercih yapmak zorunda kaldım. Küçük olan senenin başından beri hiçbir ders almıyor. Çünkü evde yeterli bilgisayar ve tablet yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir tekstil fabrikasında çalışan 2001 doğumlu genç bir kız kardeşimiz diyor ki, geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Okumak da para etmiyor. O yüzden okumuyorum. Okumak yerine çalışıyorum burada. Sordum o genç arkadaşımıza, geleceğe dair planın var mı, bir hayalin var mı diye sordum. Dedi ki, ne hayal edeyim abla, hiçbir hayalim yok. Bu iş yeri kapanmasın, bizi de işten çıkarmasınlar, bana yeter. Peki, durum böyleyken ultra lüks hayatıyla gündeme gelen AKP'li büro personeli olduğunu söyledikleri pudra şekerci genç ne söylüyor? AK Parti genel merkezde bir işim olursa, siyasi büyüklere daha yakın olursam daha güçlü olurum düşüncesiyle orada işe girmek için bütün koşulları zorladım. Peki gençliğimizi çaldıkları ve asla geri getiremeyeceğimiz bu yıllarda, 19 yıldır ülkeyi yöneten AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ne söylüyor? Daha yeni. Diyor ki, kalifikasyon noktasında kendini ispatlayan genç iş bulur. Kalifikasyon noktasında kendini ispatlayan genç iş bulurmuş. Hiç utanmıyor musunuz? Hiç mi utanmanız yok diye sormak istiyorum. Hiç mi utanmanız yok? Kalifikasyondan bahsedip en nitelikli üniversitelerin içini boşaltıp hocalarını da ihraç edenler, her ile üniversite açacağız diyerek üniversite mezunu borçlu işsizler ordusunu yaratanlar, bir anneyi eğitim almak isteyen çocukları arasında tercih yapmak zorunda bırakanlar, gençler asgari ücretli bile herhangi bir işe razıyken, gençler iş beğenmiyor yalanını tekrar edenler, hukuk devletini bitirip ifade özgürlüğünü kısıtlayıp ses çıkaran gençleri ev hapsine mahkum edenler, bir gün okulları açıyoruz, yüz yüze sınav yapıyoruz,
Diğer bir gün bizim kongrelerimiz bitti, hadi şimdi herkes evine diyenler. Gençliğimizin en güzel yıllarını bizden alıp götürenler, hiç mi utanmanız yok? Gençler sizden hiç hesap sormayacak mı zannediyorsunuz? Hiç hesap sormayacağız mı zannediyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Böyle geldi, böyle gider dedirtenler, çok ama çok yanılıyorsunuz. Sorunlarımız var, sorunlarımız büyük. Ama çözümlerimiz de var. Çözüm, sizlerin hiç aklınızdan dahi geçirmediğiniz, hatta ve hatta yüzleşmekten korktuğunuz o gençlerde. Gençlerle birlikte siyaset üretmekte. Çözüm yani biz gençlerde. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gençlerle birlikte ve gençler için mücadele edeceğiz, gençlerle birlikte üreteceğiz. Gençlerin istihdam ve güvencesizlik sorununu adım adım çözeceğiz. Güçlü bir sosyal devletle temel ihtiyaçlarından mahrum kalan hiçbir genç kalmayacak Türkiye'de. Tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili teknoloji liseleri açacağız. Yatırım yapacağız. İş alanlarını vizyonlu ve çağa uygun bir şekilde arttıracağız. Üreten bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Gençlerin hukuk ve özgürlük taleplerinin önünde hiçbir güç durmayacak. Hukuku ve ifade özgürlüğünü, hukuk güvenliğini egemen kılacağız. Gençler sosyal medya paylaşımı yapmaktan korkmayacak, yatırımcı Türkiye'den kaçmayacak. İnternet özgürlüğünü ve hak ettiğimiz uygun fiyatlı interneti getireceğiz. KYK borçlarının faizlerini iktidarımızın ilk haftasında sileceğiz. Borçları yapılandıracağız. İşsiz gencin sırtına borç yükünü bindirmeyeceğiz. Eğitim ve sağlık alanında ihtiyaç duyulan bütün atamaları yapacağız. Hiç utanmadan kural haline getirdiğiniz, normalleştirmeye çalıştığınız torpil düzenini bitireceğiz, liyakati getireceğiz. Hak eden hak ettiği yerde olacak. Bizler biliyoruz ki bir yanda gençleri görmeyen, halktan kopmuş, yoksulluk nedir bilmeyen ve lüks saraylarda şatafat içinde yaşayanlar varsa, diğer yanda bu ülkede hayal kurmak ve bu ülkede hayallerini gerçekleştirmek isteyen, bu konuda kararlı olan milyonlar var. Biliyoruz ki o birkaç kişi ve o saraydaki tek adam değil, biz güçlüyüz. Biz gençler güçlüyüz. Bambaşka bir Türkiye'yi işte bu gençlerle birlikte inşa edeceğiz. Gençlerin hayal kurabildiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Teşekkür ederim. Soruları olan varsa eğer alabiliriz. Yok herhalde. Teşekkür ederiz. Sağ olun.